Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün Homotix markasının 4K Plus modelini inceliyoruz. Açmış olduğumuzda kutu şık bir şekilde gene bizleri karşılıyor. Homotix markasının R4K modelini incelemiştim. Bu Plus olan modeli Plus olan modelinde birçok farklılıklar var sizlere şöyle söyleyebilirim. Gene bu da Google lisanslı İçerisinde Google Play'i, YouTube, Netflix, Disney, Prime videosu, Spotify'ı hepsi bulunuyor. 4K Plus modelinde işlemcisi çok çok güçlü ve 4 GB RAM'i 32 GB'si hafızası bulunuyor. Bunun birazdan kurulumunu bütün her özelliğini göstereceğim sizlere. Kameramızdan kutuyu şu şekilde bir göstermek istiyorum sizlere bütün bilgileri kutunun üzerinde yazıyor ve yan tarafında nerelerde kullanılacağı yani lisans olduğu gözüküyor ve ön kısımda da zaten Google ibaresini burada görebiliyorsunuz ve Google'ın orijinal lisanslı bir ürünü diyebilirim. Android box'lara baktığımızda birçok model, birçok marka var ama Homotix kendini bu konuda bayağı sınıf atlatmış bir marka. Genelde bu ürünler piyasada çok bulunmaz. Bilen kişiler genelde gidip alır bu ürünleri. Türkiye piyasasında da yeni yeni tutulmaya başlayan, daha doğrusu bilinmeye başlayan bir marka oldu. Neden derseniz ürünlerin işletim sistemi çok çok iyi olduğundan dolayı Wi-Fi 6 destekleyen bu üründe mesela Wi-Fi ile bağlı olduğunuzda hızlı bir şekilde Netflix'te, Prime'da, işte YouTube'da videolar izleyebiliyorsunuz. Çünkü Wi-Fi 6 desteklemesi bağlantı arayüzünde hızlı bir şekilde işlem yapabilmenizi sağlıyor. Birlikte kutuyu bir açalım. Kutunun içerisinde bizleri neler bekliyor? Birlikte bakmış olalım. O zaman kutu açılımına geçiyoruz. Kutu açılımımızı yapmadan önce tekrardan bu şekilde ürünün bir dış görünümünü göstermek istiyorum sizlere. Zaten bütün bilgileri kutu üzerinde yazıyor ve lisanslı olduğunu da buradan görebilirsiniz. Homotix markasının birçok kutusundan gördüğümüz gibi bu şekilde ön kısmında bilgilendirici bir kutu bulunuyor. Şu yan kısımdan kutuyu hemen açalım ve bakalım kutu içerisinden neler çıkıyor. Ben zaten biliyorum ama bilmeyenler için de bir göstermiş olalım. Bu şekilde kutuyu açtığımızda Homotix markasının kullanım kılavuzu çıkıyor ve burada nasıl kuracağınız bütün bilgilendirmeler yazıyor ve Google'ı da unutmamışlar kitapçığın üzerine koymuşlar. Önemli kutu içerisinden çıkan ürün kendisi Homotix'in 4K Plus modeli. Bayağı ağır bir ürün ve şurası metal kısımdan yapılmış. Burası da normal plastiğimsi bir yapıda. Arka kısmında bu şekilde bilgilendirmeler yazıyor. kavuçuk detaylar var kaydırmaması için ve dış görünüşü de bu şekilde. Kutunun üst kısmı bitti. Şimdi alt kısmını şu şekilde kaldırıyoruz ve gerekli olan tüm parçalar buradan çıkıyor bir adet HDMI kablosu geliyor. Çoğu Android box'larda bulunmuyor. Hatta hiçbirinde bulunmuyor diyebilirim. Bu şekilde de ucunu da göstermek istedim sizlere. Kutunun içindeki diğer malzemelere bakalım. Mesela benim Homotix markasında en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi kumandası. Beyaz renk olması güzel, gayet şık bir görünüme sahip oluyor. Masaya, koltuğa koyduğunuzda sırıtmayacak bir ürün. Üzerinde YouTube, Netflix, Prime, ve burada da uçuş modu bulunuyor. Bunu bilmiyorum gerçekten ne olduğunu. Bilenler varsa yoruma yazsın. Omotix markası detaylara önem veriyor. Şimdi şurayı kaldırıyoruz. Ve buradan şarj adaptörümüz çıkıyor. Şarj adaptörü de bu şekilde. 12 watt gücüne sahip. Girişi bu şekilde. Bu da beyaz. Güzel bir detay olmuş. Ve baktığınızda yaklaşık 1 metreye yakın bir kablo diyebilirim. Burasını ben kendim açtım biraz zorluyor çünkü videoda açamadım. İçerisinden 2 adet de pil çıkıyor. Dediğim gibi Homatix detaylara önem veren bir marka ve işlemcisi ürünleri gerçekten iyi derecede satan ve yurt dışında çok tercih edilen bir ürün Türkiye'de de yavaş yavaş tercih edilmeye başlıyor ve hızlanacak da diyebilirim. Homatix Box R4K Plus Android TV Box Google orijinal lisanslı Cortex A55 işlemcili 4 GB DDR 4 RAM, 32 GB hafızalı, Wi-Fi 6 destekleyen, Bluetooth 5.0 olan bir cihaz. Cihazın üzerinde güç girişi, ethernet girişi, optik ses çıkışı ve HDMI çıkışı bulunmakta. Kurulumu ben monitörümde yapıyorum ve kumanda da çalışıyor, üzerinde yeşil ışığı yanıyor. Şimdi herhangi bir tuşa basılı tutuyorum ve hemen direkt ana menümüz açılıyor. Zaten İngilizce bir şekilde geliyor. Şimdi burada gerekli kontrolleri yapıyorsunuz. Yani gerekli işlemleri aslında kendisi yapıyor ve buradan Türkçeyi buluyoruz hemen. Türkçeyi seçtikten sonra zaten Türkçeleşiyor ve lütfen bekleyin diyor. Burada diyor ki televizyonunuz Android telefonunuzda hızlı bir şekilde kurulsun mu? Hayır çünkü bende Android bir telefon yok. Wi-Fi'ye giriyorum. Wi-Fi işlemini sağlıyorum. Ağa bağlanıyor diyor yaklaşık 10 saniye sürüyor ve sonrasında diğer geçeceğimiz menü tarafları geliyor. Gene lütfen bir bekleyin diyor. Güncelleme var mı yok mu onu bir kontrol ediyor. Zaten güncelleme varsa kutu açıldıktan sonra arayüz orada da ayarlar bölümünden yapabiliyorsunuz. Televizyonunuzda Google'da bir oturum açın. Şimdi ben oturum açma işlemini de yapıyorum hemen. Google'da oturum açtıktan sonra bu şekilde hizmet şartlarını kabul et diyor ve kabul ediyorum. Direkt bunları geçebilirsiniz zaten. Direkt güncelleme alması için hepsini kabul edin. Televizyonunuzdaki sesle komutu açılsın mı uyarısı verdi. Diyor ki tüm televizyon uygulamalarınızda arayın diyor. Hayır diyorum şimdilik ki hızlı bir kurulum sağlamak için siz bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın burada Baxar 4K Plus olarak çıktı ve ileri diyorum. Direkt burada yüklenecek uygulamaları gösteriyor. Kodeklerin birçoğunu destekliyor. Ben okey diyorum. Hadi hepsini yüklesin. Herhangi bir problem olmaz zaten. Şimdi burada Tüm ayarları kendinize göre yapabilirsiniz. Bunlar bilgilendirmeler. Hızlı hızlı geçiş sağlıyorum ki video çok fazla uzun olmasın diye. Burada uyku modu açılsın mı diyor? Hayır diyorum uyku moduna. Gerek yok. Dediğim gibi bu ayarları kendinize göre siz yapabilirsiniz. Buradaki kuruluma hayır diyorum. İşte ses seviyesiyle gücü kontrol edin vesaire diyor. Hayır diyorum. Şimdi değil, daha sonrasında kurarım. Siz bu ayarları kendinize göre yapın. Bak şimdi uzaktan kumandanızı güncelleyin diye bir ibare çıktı. Gene güncellemiyorum. Şimdi arayüzdeki hızlandırmayı size bir göstereyim. Öncelikle içerisine girelim ve cihaz tercihleri diyelim hakkında bölümüne baktığımızda cihazın bütün ayarlarını burada videoyu durdurarak görebilirsiniz. Detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi bunların ayarlarını hiç geçmeyelim. Ben size hemen bir görüntü açayım ve görüntüyü izleyerek devam edelim. İnternet hızınıza göre değişkenlik gösteriyor. Cihazın üstünde Ethernet girişi bulunuyor. İsterseniz Ethernet'e bağlayıp daha hızlı bir internet alabilirsiniz. Video açıldı. Öncelikle dol bir Atmos özelliği bulunuyor. Video ve sesleriniz mükemmel derecede güzelleştiren bir yazılım diyebilirim sizlere. Kumandadaki tepki sürelerini görmeniz için size şöyle gösteriyorum. Mesela bastım. Direkt algılıyor. Geri diyorum. Ses açma kısmını yapalım bir de. Bu ileri sarmayı da. şuradan ses açma kısmını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi alt kısımda ses açıp kısa biliyoruz. Cihazın kutu açılımını, kurulumunu ve teknik detaylarını sizlere paylaştım. Elimden geldiği kadar bildiğim bütün konularda sizi bilgilendirmek istiyorum. Şimdi bu cihaz Türkiye genelinde dedim ya sizlere çok fazla bilinmiyor, yeni yeni bilinmeye başlandı. İçerisindeki işlemci çok güçlü. E, 4 GB RAM olması iyi. Fiyatına göre de bence fiyat performans bir ürünü. Cihaza Chrome'a de ekran yansıtabiliyorsunuz telefonunuzu. Direkt telefonunuzdan YouTube'u Netflix'i açtığınızda yansıtma yaptığınızdan dolayı gecikme çok düşük bir saniyede kalıp telefon yansıtması yapıp oyun oynayıp video izleyip fotoğraflarınıza vesaire her şeye bakabiliyorsunuz. Ürünün ön kısmında yeşil bir ışık yanıyor demiştim zaten sizlere ilk açıldığında. R4K modelinde ise kırmızı ve mavi oluyordu. Kapalı iken kırmızı açıkken mavi bir renk yanıyordu. Bunda böyle güzel bir detay katmışlar. Ürün bluetooth da algılayabiliyor. İstediğiniz bluetooth cihazınızı kulaklık olsun ya da soundbar olsun ya da bir hoparlör olsun herhangi bir şeyi bağlayabiliyorsunuz. Ben genelde film izleyeceğim zamanlar kulaklığımı bağlıyorum AirPods'umu ve direkt olarak kulaklıktan gecikmesiz bir şekilde filmlerimi izleyebiliyorum. Ürünün fiyat performans anlamında gerçekten Türkiye piyasasında hızlı satılabilecek ve tanındıktan sonra diğer markaları bir kenara bırakabilecek ürünler arasında yer alıyor diyebilirim sizlere. Ürünün nasıl olduğunu görmeye başladım ve sonrasında ürünü aldıktan sonra deneyimleme fırsatım çok oldu. Yaklaşık bir buçuk aya yakındır. Hem 4K Plus'ı hem de 4K R modelini inceleme fırsatım oldu yaklaşık bir buçuk aya kadar. Bir buçuk ayın sonrasında videoyu sizlere artık sunmaya ve anlatmaya geçtim. Ürünün lisanslı olması gerçekten büyük bir avantaj. Çoğu Android Box'larda fiyatı uygun olsun, yüksek olsun. Lisans olmadığı için Netflix'te, YouTube'da ya da farklı uygulamalarda görüntü kalitesi 480-720p arasında izliyorsunuz. 720p'ye de çok fazla çıkan Android Box olmuyor. Genelde lisanssız olan ürünlerden bahsediyorum sizlere. Bu ürünün lisanslı olması büyük bir avantaj çünkü bütün her şeyi en son kalitede izleyebiliyorsunuz ve televizyonunuz 4K'yı destekliyorsa 4K'yı açabiliyor. Dol bir Atmos ile sesi daha iyi, sinematik bir şekilde alabiliyorsunuz. Görüntülere de HDR özelliği ile direkt görüntülerde güzel, akışkan ve renkleri net görebileceğiniz filmler, videolar izleyebiliyorsunuz bu cihazla. Ki yorumlarda sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına beklerim. Orada direkt anlık olarak cevaplandırabilirim. Ürünü alabileceğiniz ve inceleyebileceğiniz linki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, paylaşmayı veya beğenmeyi unutmayın videoları. Emek vererek bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum sizler için. İçerisinden pil çıkması güzel. HDMI kablosunun çıkması daha da güzel. Şimdi diyeceksiniz ki ya çıksa ne olur, çıkmasa olur. Aslında baktığınızda bu büyük bir avantaj. Yani gidip de 50 lirada 100 lirada olsa kabloya para vermiyorsunuz. Marka bunu düşünmüş size yollamış oluyor. E, pil olmayabilir o an evde. Direkt kutudan pil çıkıyor. Tak çalıştır izle. Güzel bir özellik. Videomuz bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.